Ha. Kızımın hayalleri yok oldu. Okulu gidiyordu. Burada aile fotoğraf çekilmiştik. Şöyle olacak baba, memur olacağım baba. Anaokulu öğretmen olacağım baba demişti kızım ama maalesef öğretmenler günü Öğrencilerin hediyem hepsi olacak onu. baba benim öğrencilerim alacak mı dedi ama maalesef öğrencileri onu aldı artık. Mezarına bıraktılar. Ortaokulda mezuniyetine gider içildi benim kızım. Güzel kızım. Hayat doluydu benim kızım. 17 yaşındaki kızımız gitti. Bir şey yok. Kalktım arayayım ben kızımı. Benim kızım mezarını bir de gideceğim hayalimde bile yoktu. Evet. Tüm gelmedi. Yani. Adam 11 ay diyor, 9 aydan beri diyor, ben de ya. Ekonomi durumu yokmuş. Ekonomi durumu. Ben 8 Yani. aydır evime giremiyorum. 11 ay oldu ben. Yemek doğru düzgün yapamıyorum. Ben yürüdüm. Onlar minibüs bineceğiz diye gitmişler. O andan sonra görmüyorum. Baya bir saat, yarım saat falan sürdü. Geldi eve geldim ben. Yoklar. Neriman'ı geçmişler dedi. Neriman vardı yanında. Orada değiller. Eve baktım ben. Yoklar. Hemen telefonu şey ettim. Senin şarjım yoktu. Aradım. Açma, Kınıklı Karakolu dedi, burası dediler. Ben şaka yapıyorlar dedim. Herhalde bir yer gittiler. Tekrar aradım. Ne diyorsunuz siz dedim ben. Kızınız hafif yollu kaza yaptı. İyi, durumu iyi. Pamukkale Üniversitesi dediler. Ondan sonra ben eşim aradım tabii. Eşim geliyor şey ediyor arıyoruz. Ben zannettim bir minibüsün için çarpışla şey etle bilmiyordum alkolü sürücü öyle çarptı şey etti. Neyse gittik eşimle. Kızımı böyle böyle kaza yapmış dedim Hatice Bilaloğlu. Katmadılar bize acilde tabii. Doktorumuz görecek şey edecek röntgendeyken baktım görünceye kadar zaten elim ayağım boşaldı benim. Lise son sınıf öğrencisiydi. Okul Staj görüyor. çocuk gelişimi okuyordu son staj görüyordu. Öğretmenler gün hediyesi alırlar mı anne beni dedi. Öyle öyle heyecan yapa 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 göremedi. Ben 24 Kasım'da kızımı toprağa verdim. Hayalleri büyüktü yani. Her şey olmak istiyordu. Benim kızım cıvıl cıvıldı. Böyle hayat doluydu. Kimseyi üzmezdi, şey etmezdi. Dobra dobraydı yani. Bilmiyorum beraber gidip de dönmemek beni hala yıktı. Bak konuşamıyorum. Ben evime giriyorum şey edemiyorum bile. Yemek bile yapamıyorum. 4 3 4 ayda beri yemek yapıyorum. 7 yaşında kardeşi vardı. Kardeşim seviyorum ben de ya. Bilmiyorum. Allah'ım adalete güveniyorum. Böyle alkol ceza yoksa alkol en ağır ceza gelmesini istiyorum. En ağır ceza. Böyle alkollü geçip de neyi sol sallamış, sağlamış, sollamamış ki sağlamış. Bunlarla yaşayacağız artık. Başka çaresi yok. Kızımın hayalleri büyük ama. Kızım Hatice Bilaloğlu 20 Kasım kaza geçirdi. 24 Kasım'da defin ettik. Alkollü sürücü tarafından kızım maalesef hayatını kaybetti. Mahkememiz oldu işte. Birinci mahkemeye girdik. Karşı taraf birinci mahkemede tutuksuz yargılanması istediler. Biz de itiraz ettik. Tutuklu yargılandı. İkinci mahkeme sürecine kadar tutuklu kaldı. İkinci mahkeme sürecinde aynı. Yine tutuklu mahkeme süreci devam etti. Üçüncü mahkememizde maalesef serbest kaldı. Biz de 7 sene 6 ay bir ceza verdi hakim bey. Bu cezayı biz az bulduk. Hatta düşüre düşüre bu cezanın iyi dilekçesi, şey, gerekçesine göre 3 sene düştü. 11 ay yatmışlığı var dedi. 2 sene daha yatacak dedi. Ondan sonra bitecek dedi. Biz de itiraz ettik. Şu anda 3. mahkeme Antalya bir üst mahkemeye taşındı. Bu zaman zarfında karşı taraf serbest. Bunun için adalet istiyoruz yani. Karşı tarafın bir an önce tutuklanmasına, bizim başımız yandı, bir başkasının başının yanmamasına yüce adaletten bekliyoruz. Adam evet olay yerinden kaçtı. Vurarak kaçtı. Aynı gün için 4 saat sonra yakaladı. Emniyet 4 saat sonra yakaladı. Artı ben orada panik yaptım falan dedi. Eve gittim dedi. Ondan sonra bir yalan çevirdi. Aparta gittik beraber dedi. Bir arkadaş da var yanımda dedi. Birinci mahkemede evet geldi. Beraber girdik çıktık. Hatta dışarıda dedi bize ben abi ne oldu söyleyeceğim dedi. İçeride hiçbir şey yokmuş gibi kafasını öne eğdi. Olan yalanı söyledi. 50-55 km hızımız vardı dedi. 2 bira içtik biz dedi. Hatta bu arkadaşlar yukarıda trafik çevirmesinden kaçmışlar zaten. Yukarıdan son sürat geliyorlardı. Kamera kayıtlandı bellidir zaten. 1,4 promil alkol çıktı o dakikada. Orası hastane bölgesi. Artı okul bölgesi. Orada hız sınırı 30. Yani
55 olsa dahi yüksek. Yüksek bırak 55'ten daha da yükseğiydi. Çünkü görülen kamera kayıtlarına göre hiç araba fren yapmadı. Yaptığım arabaya öndeki araç yol veriyor bizim yayalara. Onu sağından son gaz geçiyor. Zaten görüntülerde de var bu. Sonra işte karşı taraf avukatlık dedi ki bize orada dur yasağı var, dur şeyi var. Cep yok dediler. Biz özellikle fotoğraflar çektik geldik. Orada 3 tane cep var. Orada hastane bölgesinde ya bırakıp gitmiş. Bir orada dursaydı, bir yardımcı olsaydı bir nevi belki hayatta kalabilirdi kızım. Onun için adalet istiyoruz. Yani biz başımız yandı, bir başkası yanmasın. Öptürmek istemezdi benim kızım. Yapacak bir şey yok. Kızım öldü. Kızım gitti, öldü.